Denemeden olmaz da bu hafta yeniden sıcaktan kaçarak salon sporlarına merak saldık. Gözümüze çarpan bir etkinliğin bizim için biçilmiş kaftan olduğuna karar verdik. Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptı ve 5.si düzenlenen Güler Legacy Basketbol Kampı. Aileden basketbolcu olan Sinan ve Muratcan'ın organize ettiği kamp ve ikiliyle tanışmak üzere üniversitenin yolunu tuttuk. Tabii ki sürpriz konuğumuz da ilerleyen dakikalarda bize katılacaktı. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Ne var ne yok? Hoş bulduk. İnancım, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Kamp yoğun galiba. Güneşlenmeye geçtiğinize göre buraya. Şimdi ha? Çocuklar dinlenirken biz de en azından biraz güneş görelim dedik. Haziran ayı, Temmuz ayının başında. Biraz beyaz kalmışsınız. Tabii sezon biraz yoğun geçti herhalde değil mi? Onun arkasından aslında çok da fazla dinlenme fırsatı bulamadan biraz yoğun bir tempo olmuyor mu? Benim için biraz daha öyle oldu. Abimlerin sezonu bizi eledikleri için onların daha uzun oldu. Daha erken bittiği için. Yani ama yani... Program yeni bir krize yol açmaz değil mi aile içinde? Yok. Heh, hiç tamam. Şey olmaz. Sorun olmaz. çocukluğumuzdan beri kapıştığımız için saha içinde alışırız bu duruma. Dışarıda çok kapışmamaya çalışıyoruz. İyi geçinmeye çalışıyoruz. Öyle mi? Şey, yani zaten burası yani benim açımdan özellikle biraz daha mental olarak sezonun boş şeyini, yoğunluğunu boşaltmak adına benim için daha iyi oluyor. Bir de şarj oluyorsun kafaca rahat. Bir de şarj oluyorum. Biraz da böyle ufak tefek antrenmanlar yaparak neler yapabileceğim sezon içinde ihtiyacım olabilecek gelişimi sağlamak adına ufak çalışmalar yapıyorum. Yani bir nevi tatil ama çok da böyle dinlenme şeyi olanağı olan bir tatil değil tabii. Peki şimdi birazdan tabii kampı da daha detaylı konuşuruz da biz şimdi bugün buraya gelmemizin sebebi malum Denemeden Olmaz programında biraz basketbolu yanımızda getireceğimiz konukla birlikte tanıdık sen Sima'yla. Daha önce oynamış mıydın basketbol? Hiç. Yani çok izledim. Oynadım. Yakından takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Beğenerek izliyorum ama şimdi biraz bakalım biraz daha işin içine girelim dedik ama benden ziyade şimdi konuğumuz özellikle herhalde Muratcan biraz heyecanlanacağını tahmin ediyorum. Kaç telefonunda 7 albüm 42 şarkısı barındıran Ceza gelecek bugün bizlerle. O da bildiğimiz kadarıyla basketbol çok seviyor. Bilmiyorum ortaya nasıl bir şey çıkacak. Umuyoruz. Keyifli bir vakit olur hepimiz için ama. Peki o zaman şimdi ne yapalım? Yavaştan içeriye geçelim mi? Özyeğin Üniversitesi İstanbul'daki yeni eğitim merkezlerinden biri. Amerikan kolejlerinin sahip olduğu salonları aratmayan okulun basketbol salonunda hemen Güler Legası için İstanbul'a gelen gençler göze çarpıyor. 48'i burslu olmak üzere 90 genç basketbolcu adayına eğitim veren Güler Legası'ya Diyarbakır, Hakkari, Elazığ, Van, Şanlıurfa ve Mardin'den birçok küçük katılmış. Hatta Avusturya'dan 2, Fransa'dan da bir katılım mevcut. Ben tam bu bilgileri Güler kardeşlerden alırken günün konuğu Ceza'nın da okul sınırları içine girdiği haberi geliyor bize. Her bir yandan çektiler şu etime saptı kancaları ve her gün engel ektiler. Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur. Herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak Ceza nefretten de eskidir. Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak? Nasılsın? Selam, haber nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi valla, siz gördük daha iyi olduk. Valla biz de aynı şekilde. Valla şimdi bu hafta şöyle bir basketbola bir girelim dedik. Tamam. Senin basketbolla bir alakan olduğunu duyduk. Bilmiyorum ne kadar şehir efsanesi, ne kadar doğru. Yani toplumda mesela çocukluğumda herkes futbol oynamayı bilir falan ya. İşte ben de hiç futbolla alakam yoktu mesela. Basketbolda gençliğimde, çocukluğumda, sokakta, okulda falan. Yani profesyonel olarak takımda olmadım ama yani çok uzun süre basketbol oynadım diyebilirim yani en sevdiğim spor hatta. Ne kadar güzel işte. Şimdi Muratcan ve Sinan bize bugün basketbol konusunda yardımcı olacaklar da bilmiyorum şimdi. Biz sana öğreteceğiz diye anladım ben zaten. Önemli olan sen burada. Ben mi? Ceza da biliyormuş cezanın zaten. Ceza şutları çok iyiymiş ama. Ceza bakacağız göreceğiz. Bayağıdır top almadım benim ama inşallah rezil olmayız. Birazdan ısınırız zaten. Peki o zaman şimdi nasıl bir yol çizelim bugün? Bu arada şimdi burayı biraz boşalttık. Şimdi burada da bayağı bir kalabalık vardı. Az önce küçükler. Onlar belki bizim maç dönemine gelip bizi izlerler ama ondan öncesinde biraz daha fundamental'a girebiliriz.
Fundamental'a girelim. Peki o zaman bir üstümüzü değiştirelim. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş. Biz burada bekliyoruz sizi. Sizi bekliyoruz. Biz ısınalım o zaman. Siz biraz ısının. Kendinize iyi bakın. Sakatlanmayın. Biz gidelim abi. Hadi görüşürüz. Aynı şeyler daim kullanıldı. Aynı renkler, anlaşılmaz boş resimler. Ömür de belli, ineceğin o kata. Üzeceğiz birlikte, belki sanma kurtuluş var. Ne kadar zaman oldu abi en son sahaya çıkmayalı? Valla 22 yaşında kaldım o zaman herhalde. En son böyle hani aktif oynayıp böyle sahaya gireli. 15 yıl olmuş işte. Öyle mi? Abi anca geldik yani. Hazır. Evet, hazır. Gördüğünüz gibi. Ben gideyim abi. Hadi görüşmek üzere. Evet, şimdi üstümüzü değiştirdik. Ne yapacağız? Bize ne gibi işkenceler hazırladınız? Önce biraz ısınma için bir şeyler yaparız. Tamam. Biraz siz şut atarsınız. Arkasından 9450 ile bir iki tane test yaparız size. Oyuna geçebileceğimiz testler mi acaba? Kendi puanını ölçecek şekilde. Maça geçmeden önce de bir dördümüzün olacağı bir yarışma yaparız. Şut yarışması. Şu anda işte gerçekler ortaya çıkar. Kapılar açılsın, çatışmalar başlasın. Vakit az ya da çok, nakit al cebe sok. Para var ya da yok, filozof dedi korka sor. Makitabı bırak orada, bu tarih lanet olsun. Alakok gibi ol, holokosta bir son. Bana kalsa mu son, yağmuru yağsın alevinize sümsün. Savaşınızı çerefi yok, şeref oldu. Çoktan ter etti bol kok. Hocam adamlar milli basketbolcu, kafa kafaya iz yani, bence fena değil. Kanı dolmuş bir kara dolma, demeyeti yok, mahkemesi de mi yok acaba, bu işin fişini çekip işini bitirin yeter, cezası bu renkle biraz. Evet arkadaşlar, şimdi size Sinan 9450 ile bir iki drill gösterecek. Ondan sonra da daha zevkli kısımlara geçeceğiz, yarışma ve maç olan. Şimdi 9450 ne bu arada? Onu da bir çok detaya girmeden. Amerika'da çıkmış ve 3. 4. senesine geçiyor. Şu anki haliyle, en basit haliyle anlatayım. Basketbol topu Bluetooth'la telefona bağlanıyor. Ve telefon üzerinden sana direktiflerle ya antrenman yapmanı sağlıyor, ya bir arkadaşınla beraber oynuyorsan yarışma yapmanı sağlıyor. Ve hem driblingini hem şutunu çalıştırabileceğin ve geliştirebileceğin antrenman şeyleri gösteriyor. Yani böyle hızlandırılmış bir günü bildik herhalde antrenman programında. Çok kısa bizim... yani zaten çok kısa ve şey. Kilometre yapar mıyız yani? En azından ben ve abimin en iyi skorları var. Bakalım yetişebilecek misin? Eyvah. Skorlarda maalesef Sinan daha şut iyi. Şut gibiyse geçebiliriz yalnız. Ben sana söyleyeyim. Sen nasıl hissediyorsun abi kendi? Bu arada biraz terlemişsin gibi gözüküyor. Evet, evet. Gerçi hepimiz terledik biraz ama. Terledik de. Herhalde benim yaştan ötüyor biraz daha. Valla iyi. İyi hissediyorum aslında ya. Güzel. Yani eğleniyor musun en azından? Tabii kesinlikle ya. Hani basketbolduktan sonra her türlü. Ama bir sokak basketbolu falan şeyi sende var galiba değil mi? Yani zaten hep çoğunlukla sokakta oynadım. Bir tek elektrik bölümündeydim okul zamanında. Bölüm takımında oynamıştım. Hı-hı. Yani tek o salon sayabileceğim o. Yani normal gidip günübirlik antrenmandan, maçlar dışında. Anladım şimdi. Yani burada bayağı bir hakikaten iyi ter attık şu an. Dur daha ısındık. Daha yeni başlıyoruz. Havlu ve su alabilirsek lütfen. Bu daha başlangıç abi. O zaman ne yapıyoruz? 9450'ye girelim. Gösterelim. Biraz işin bilimsel kısmını. Evet. Teknoloji ilerliyor. Daha sert yapabilirsin. Daha hızlı, daha hızlı. Son 3 saniye. Bütün gözler üzerinde olunca tabii. Şimdi ilk seviyede yaş grubu 0-12 demeyeyim ben. İlk seviyede 60 tane dribbling'in %80 kontrolü yapmanı istiyordu. Ben? Sen 88 dribbling yapmışsın %79 kontrolü. Yani? Yani başaramadın. Peki İzmir marşıyla gidiyoruz. Gerçek yeteneği görüyoruz arkadaşlar. Irmak. Abi adam konuşuyor. Hızlı dribbling. Hile var abi. 15 saniye. Bravo. Bittik. Tamamdır. Bittik. Abi sen kesinlikle geçtin. O yüzden hiç şey. Vallahi bilgisayara gerek yok ya şu anda. Ezici bir üstünlük oldu. Skorları açıklamasak da olur. Şimdi Irmak, sıra gene sende. Yapma ya. Bundan korkuyorum. Önden yön değiştirme şimdi. Aynı evet. Şekilde hızlı. Benim. İstediğin zaman başlayabiliriz. Ha 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 ha!
Bravo, bravo. Isınmaya başladı. Irmak kazığı da. Son 5 saniye. Süper. Böyle dışarıdan kolay gözüküyor. Kafayı zorlaştı. Son 5 saniye. Süpersin abi. Tamamdır. Bravo. Şimdi de iki tane de şut yapalım. Olduğun yerden, faulün bir adım gerisinden olduğun yerden 10 tane şut atacaksın. Of, tamam. Irmak'cığım, bu drillde Sinan sana pas veriyor. Sen de ne kadar çok sokabildiğine bakıyoruz ve de ne kadar çabuk topu elinden çıkardığın zamanı ölçecek alet. Bunu yarıştırıyorsunuz. İnşallah dribblingden daha iyi yaparsın diye ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Başlıyoruz. Dört tane soktun. Ne kadar çabuk attık hocam? Gayet güzel attın. Benden bir de çabuk atmış olabilirsin. Hadi canım. 70 saliseyle attın. 0.7. Gayet iyi. Bravo Ceza. Biraz daha çabuk. Çok iyi. 3-1. Bizim oldu abi. Şut yüzdesinden dolayı Irmak'ı tebrik ediyoruz. Öyle mi? Gerçekten. Peki, ben teşekkür ederim. Ama dribblingten dolayı beni tebrik etmemeyeceğiz abi. Yok, bitti. Bitti mi? Şöyle çak yapmıştım bir daha yapayım abi. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? 30 saniyede olabileceğin fazla puan almaya çalışacağız. Boyalı alan 1 puan. Onun hemen dışı 2 puan. Onun dışı, üçlüğün gerisi 3 puan. Orta sahadan da sokarsan 5 puan. Böyle bir yarışma yapalım dedik. En son şey olsun maçtan önce. Sırayla mı? Sırayla. Herkes tek tek. Fena değil bence. Al o zaman. Sen... Hayır. O zaman cesare verelim artık. Ben attığım zaman başlıyoruz. Gir. İlk şuttan sonra. Üçlükle başlama zaman. İstediğin yerden başlayabilirsin abi. Oo. Ben kesin sonucuyum ya. Ben %100 sonucuyum. Açık ara. Gidin. Voleybol Dünya Grand Prix'sinde milli heyecan. Pazar sabahı 9'u 10 geçe Türkiye-Belçika. Voleybol Dünya Grand Prix'si canlı yayınla NTV Spor'da. Baba olunca kendine zaman ayırmak zor. Sorumluluklar her an yanında. En çok eğleneceğin ya da rahatlayacağın anda bile. Bu durumu değiştirmeye, kendine de zaman ayırmaya ne dersin? Citroen C4 Picasso, 84.100 liradan başlayan fiyatlarla. Citroen, kreatif teknoloji. Hayırdır amcaoğlu, düşüncelisin.
Kuzen, memlekette TTNet, Fibernet'in hiper hızını duymayan kalmasın istiyorum ama nasıl anlatacağım onu düşünüyorum. Jetski al. Bak jetski, bu nettayı gene alacaksın arkasına, belinden sarılacak, sarmaş dolaş. Böyle yaldır yaldır, böyle denizi yara yara gideceksin. Oy fış fış diye sürat temasını anlatacağım. Bence biz seni böyle büyükçe bir topun içine koyalım, fitilini de ateşleyelim, seni uçurup gidelim buradan. Ayrıca TTNet Fibernet'in hiper hızı anlatılmaz, yaşanır. Hiper hızı yaşamak şimdi ayda 49.90'dan başlayan fiyatlarla. Nereye gidiyorsunuz? Aytek, oğlum nereye gidiyorsunuz? Fitilin öflediniz mi bunu? Hayatta her şey matematik değildir. Bazı şeyler kesinlikle öyledir. Mesela yılda cebinizde fazladan 1200 lira kalması, kalmamasından daha iyidir. Siz de 3 düzenli ödeme talimatı verip HSBC Büyük Adım'a geçin, yılda ortalama 1200 TL kazanç sağlayın. Büyük Adım yazın, 4477'ye gönderin, hemen kazanmaya başlayın. Birçok erkek için tıraş olmak baş belasıdır. Ve boyun belası. Ve yanak belası. Cildiniz hassassa size söyleyecek bir sözümüz var. Kurtuldunuz. Jilet Fusion Pro Glide'a terfi edin. En hassas ciltlere bile uygun olarak tasarlanmış tıraş bıçağı. En iyisine ulaşın diye. Jilet Fusion Pro Glide. Jilet. Erkek için en iyisi. Bekle. Ne yapıyorsak bilerek yapıyoruz. Şeftaliyle kayısıyı karıştırıyoruz. Lipton Ice Tea'nin yarım litrelik kutularında yepyeni serin bir tat sunuyoruz. Toprağı sürmeden olur mu? Tohumu ekmeden olur mu? Çiftçimizin desteğe ihtiyacı varsa 6 ayın lafı olur mu? Akaryakıtını Yapı Kredi verimli kartla Opet ve Sampet'ten şimdi alan çiftçilerimiz ödemesini 6 ay sonra %0 faizle yapıyor. Üstelik şimdi verimli kart alan çiftçilerimiz 10 adet New Holland traktörden birini kazanma şansı yakalıyor. Yapı Kredi dün olduğu gibi bugün de çiftçimize destek oluyor. Gözler üstünde. Vallahi ben rahatım yani. Ben rahatım abici. Basketbolcu olanlar düşünsün hocam. Başlıyorum. Eyvah. Kaçtı. Alt olur. Bir daha turnik hakkı kalmadı. Biliyoruz, biliyoruz. Üçlüye git, üçlüye, üçlüye. Sekiz mi attın? İki, bir. Evet, sana da bir an. Ceza bizi denize döktü abi direkt. Vallahi. Atınca mı başlıyor? Evet, biraz yorucu oldu ama. Gerçekten sen gene yani. Yaptığını yaptın ve ters manyelleri yaparak. Ne yaptığımı yaptım abi. Oyunu kazandın da yani nasıl becerdin onu anlayamadım. Ağladın ağladın, ben atamam edemem bilmem, herkesi düşürdün. Ondan sonra en son atışı da aldın. En son ben atayım dedin.
Abi işte o da bir taktik, strateji. Ama tebrik ediyorum peki gerçekten. Peki şunu soracağım size. Günün başında takımları karıştıralım diyordunuz. Biliyorsunuz Ceza'yla biz şu anda bence şov yaptık yani inceden. Abi benim... Hala emin misiniz takımların oynadığı? Takımlardan ben ilk başta zaten Sinan'a söylemiştim. Biz ikimiz olalım diye. Bence şu an zaten siz bizden daha iyisiniz. Ters manya dine bak ya. Ters manya. Bence siz daha iyisiniz ya. Değil misiniz? Şut kazanmadınız mı? Sen 12 attın. 9. Hakikaten 12 attım yalnız. 8. 20. Ortalamanız bizden daha iyi. Ama gene de seçim hakkını bence Ceza'ya bırakın. Evet, Ceza söz. Valla siz ne diyorsunuz hiç fark etmez ya. Abi yok, birini seç. En büyüğümüz sensin. Sence güçsüz mü oluruz, ikimiz iyi mi oluruz? Bence deneyelim abi. Madem deneyelim programın mi? Adı denemeden olmaz. Öleceksek bari. Evet abi, şanımız da öyle. Savaşarak ölelim abi. Tamam hadi o zaman. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Irmağı ben tutacağım Sinan. Kusura bakma. Et senin aramızda kemiği benim. Acayip. Özel bir şey var şu anda. Peki o zaman bir su molası verelim mi abi? Tamam. Nasıl gidiyor abi? Valla güzel. Çok güzel bir gün oldu benim için ya şu ana kadar. Valla uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. Valla çok keyifli yani şu an. Peki, ayağına sağlık. Sporda genel olarak aran, ilgin nasıl? Gerçi bayağı aslında fit duruyorsun yani, hani bir şeyler yapıyor ya gibi. Biraz kilo fazlam var bu son dönemde. 5-6 kilo falan vermem lazım. İşte fırsat buldukça böyle yürüyüş, koşu falan yapmaya çalışıyorum. Eskiden çok fazla basketbol oynadım. 10-20 yaşlar arasında yani. Teenage zamanlarında. 21-22 yaşıma kadar aşağı yukarı. Yani profesyonel olmasa da ama çok aktif olarak her gün hemen hemen oynuyordum. Onun haricinde işte bisiklete binmek falan gibi tarzı şeyler. Fitness tam böyle vücut geliştirme olarak değil de daha böyle yani spor amaçlı olarak fitness yaptım oluyor ara sıra. Süreklilik getiremedim maalesef. Yani aynen. Çünkü sahne gereği de biraz kondisyon gerekiyor. 1,5-2 saate yakın sahnede duruyorsunuz ve yani bizim sözler daha uzun olduğu için mesela şey, nefes çok gerekiyor. O yüzden yani spor gerçekten katkısı oluyor benim müziğim için de aynı zamanda. İyi ki zamanında boşa vakit geçirmemişim de spor uğraşmışım diyorum şu anda. Hakikaten şu sahne performansı da ciddi bir kilo kaybına, ter kaybına, su kaybına yol açıyor zaten. Evet, yani. Evet kesinlikle. Yani sahnede 1,5 kilo falan verdiğimi biliyorum yani. Hiç, sadece sabahtan akşama fark ediyor. Evet yani o 1,5-2 saatte yani üzerindeki tişörtü çıkarırsa ama ter... Anlıyorsunuz zaten. Bu durumda tabii beslenme falan da herhalde önemli değil mi? Kendine o anlamda da bakmanız lazım. Ya, enerji veren işte meyveler falan genelde çok iyi geliyor mesela o tarz bir aktivite yapmadan önce. Özellikle kayısı falan olursa tabii düşerse fırsat. Onun haricinde pek fazla yemek düşünmüyorsunuz. Öyle konser öncesi falan biraz daha heyecan, stres, adrenalin çok fazla oluyor. Bugün de sanki sahneye çıkıyormuşum gibi bir adrenalin yaşadım açıkçası buraya geldiğimde. Yani sanki harbi bir maça çıkacakmışız falan gibi oldu ama. Birazdan sonra ciddi bir kişi oldu. Evet. Tabii ben sana söyleyeyim, bak hırsı var. Bu ikili de biraz hırs var. Ben onu gördüm ya şu an. Ya zaten yani normalde ellerine su dökemem kesinlikle yani. De yani. Program gibi. Arkadaşlar yani burada program gibi. Abiler zaten bizi burada yani idare ediyorlar yani sakın. Heveslenmeyin yani. Bu programın ikinci versiyonunu da şey yapacakmışız. Sahnede. Biz gelip denemeden olmaz. Olarak, müzik tamam diye. Olmaz mı? Onun öncesinde tabii ki stüdyoda falan kayıtlarımızı yaparız, hazırlanırız, çıkarız. Öyle bir şeyler tabii. Ben hep merak etmişimdir peki bu konuşma hız yeteneğin genetik mi, aileden mi yoksa kendin mi geliştirdin? Yani aslında... Kardeşinde ama bayağı. Evet o da kız kardeşin de gerçi. Evet. Yani bayanlarda en iyi o bence kesinlikle yani. Hem kız kardeşim olduğu için de yani yaptığı çalışmalarda, gösterdiği şeylerde zaten fark ettiriyor kendisini. Benimki de zamanla gelişti işte. İlk 90'larda dinlediğim rapçiler özellikle Busta Rhymes, Leaders of the New School diye grupları vardı onların 89-90 zamanlarında. Fush Likens falan vardı. Daz EFX böyle hızlı rap yapanlardan. Onlardan çok ilham aldım zamanında. Sonra işte sentezlendi bazı şeyler normal rapimle, işte Türkçe rapte o tarz double time dediğimiz olay. Ve parça yaptıkça, ürettikçe de şu andaki haline geldi. Sürekli arayışlar içindeyim, sürekli geliştirme içerisindeyim ve durmuyor gerçekten müzik. Yaratıcılığı hiçbir zaman bitmiyor yani ölene kadar büyük ihtimalle yani bu devam edecek inşallah. Çünkü örnek aldığımız büyük sanatçılar o zaman hem rock müzikte diğer müzik tarzlarında da hani 70 yaşına gelip halen daha insanlara ilham veren kişileri gördükçe bizler de hani daha fazla gaza gelebiliyoruz yani. Öyle değil mi? Peki bu son dönemde takip ettiğin, beğendiğin kimler var? Ya vallahi açıkçası bu son dönem kendi albümümüze biraz yoğunlaştık açıkçası. Çok fazla yani yabancı müziğin içine giremiyorum şu aralar. Kendi stüdyo çalışmalarımız, onun haricinde sahne performansımız biraz değişti. Daha canlı şu anda davul, işte bas gitar, elektro gitar ve klavyeyle canlı performans olarak sahneye çıkıyoruz. Stüdyoda bir de ayrıca tam onun çalışmaları var.
Hep 90'larda kalan New York tarzı rapleri her zaman dinliyorum mesela. Arabada olsun, evde canım sıkıldığı zaman falan. Ama yeni olanları pek fazla takip etme fırsatım olmadı. Özellikle son bir seneden beri. Artık yavaştan ayaklanalım mı? Seyircilerimiz de gelmeye başladı. Oo, tribünler doluyor. Oldukça sıcak bir atmosferde oynanacak maç galiba. Evet. Kendi çocuklarımızı getirdik buraya ki sizin için biraz daha zorlaştıralım ortamı. O deplasmana şeyi yaşatacaksın yani. Sahibi sonuçta. Kaçta bitsin? 11'i. Devamı gelirse oynarız, bakarız. Tamam, okey. Peki herhangi bir bilmemiz gereken... Allah. Dışarıdan ikilik, ikilik mi sayı? Dışarısı ikilik, içerisi birlik. Tamam. Sen zaten içeri girmiyorsun. Ha. Savunma sayı yiyen... Yani sayıyı yedi yiyince hücuma geçersin. Her topta değişiyoruz. Her topta değişiyor. Tamam, okey. Tamam, atan atmıyor yani. Atan atmıyor. Bir de rebound'dan sonra da 3 gün dışına çıktık mı... Tamam. Jandarma yapmıyor diyorsun. Jandarma yapmıyor. 3 gün dışına çıktık. Başlıyoruz. Evet. Hadi. Alkışlayabilirsiniz. Bizi alkışlayabilirsiniz. Irmak Kazuk dışında herkesi alkışlayabilirsiniz. Ben dedim. Agresif, sert. İyi maçtı, tebrik ediyorum. Evet, gerçekten çok iyiydin ama. Siz iyiydiniz. Agresif ve savunması güçlü bir rakibe karşı oynadık galiba. Evet, evet, evet. Biraz geç fark ettik ama. Hem hücum hem savunma her şey güçlüydü rakibin yani. Ama işte biz şut sokamadık abi. Yani şut soksak her şey çok farklı olabilirdi bence. Halbuki yaptım. Yarışmada da iyiydin. Yani yarışmada iyiydik de işte maç temposu aydı demek. Stres. Bacakların hazır olma işi. İşte kondisyon. Savunma falan. Savunma. Savunmayı sevemedim abi. Kusura bakma, özür dilerim bunun için. Olmuyor, ben de yapamam sana bu arada. Ancak şut atmaya gücüm yetti. Peki. O zaman günü kapatalım. Tamam. O zaman denemeden olmazın.
Bugünlük de sonuna geldik. Basketbol denedik bu hafta. Sevgili Ceza ile birlikte. Muratcan Güler ve Sinan Güler bizlere yardımcı oldular. Keyifli bir gündü. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Çünkü çok eğlendik. Her yerden gelen çocuklar şu anda sizi bekliyor. İyi ki varsınız. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Aynen. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.